Herkese merhaba. Evet, çok maalesef görüşemiyoruz çalıştığım için. Böyle kombinimi göstereyim size. Cuma günü spor giyiniyoruz. Öyle, görüşürüz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 25 Şubat olması lazım. Cumartesi günü. Bugün bir mevlüt vardı, teyzemlerdeydik. Şimdi eve geldik. Ben bir noodle yapacağım. Annemler de şeye gittiler. Babaannemlere gittiler. Onların evini, hasarlı evleri, toplantıya gittiler. Yıktırmak için umarım yapılır. Ben de şöyle bir noodle aldım. Şimdi bunu deneyeceğim. Bir yandan da yalı çapkını açtım, onu izliyorum. Bir de vloga devam edeyim dedim. Öyle. Şu an Efe ile evdeyiz. Sizler neler yapıyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Yarın da Allah kısmet ederse annemle birlikte gelinlik bakacağız. Yarın da devam ederim çekmeye. Öyle. Bir size haber vereyim dedim. Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 4 Mart Cumartesi günü. Biz şimdi kahvaltı masasından kalktık. Babam işe gitti. Biz de annemle birlikte tabii ki her zamanki gibi temizlik yapacağız. Ben de bu videoyu başlatmak istedim. Bakın kılıfım nasıl? Böyle bir kılıf aldım Trendyol'dan. Instagram'da link paylaşmıştım telefon kılıflarım diye. Öne çıkaranlarım da var. Bakabilirsiniz. Bayağı bir kılıf aldım. Hatta bugün onları gösteririm size. Bu da onlardan bir tanesi. Öyle. Şimdi bir video girişi yapayım dedim. Birazdan mutfağı toparlayacağım. Sonra odamı toparlamak istiyorum. Odamda sanki böyle gereksiz bir sürü şey varmış gibi geliyor. Böyle hepsini toplayıp atacağım yani. O derece çok kalabalık oldu odam. Öyle hissediyorum. Ki bir aydır odamda yatmıyorum. Belki de o yüzden hiç girmiyorum bile odaya. Hani üstümü değiştirmeye falan giriyorum yani. Öyle söyleyebilirim. Kargom geliyor. Bırakıyorum. Çıkıyorum. İçeride yatıyorum çünkü. O yüzden bir odamı da toplamak istiyorum. Artık şu Mart haftasını da atlattıktan sonra biliyorsunuz ki tam doğum günümde yani 7 Mart'ta yok tutulma olacak, yok bir şeyler olacak deyip korkutuyorlar. İnşallah olmaz. Çok korkuyorum o yüzden hani yanımda annem olsun istiyorum uyurken. Eminim ki siz de öylesinizdir. İstanbul'da yaşayanların çoğu öyle. Sabah sabah gerçekten çok konuştum. Allah'ım inşallah tekrardan böyle depremler yaşamayız. Bol bol dua edelim uyumadan önce. O zaman videomuza geçelim. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Şimdi komşumuzu kahveye çağırdık. Bu da annemin özel kahve fincanları. Dedim ki bunu da yapalım. Öyle temizliğin devamını yarın devam edeceğiz. Arkadaşlar nasılsınız? Ben biraz uyumuşum böyle. Şu an odamdayım. Saat hiç bilmiyorum da. Gündüz yani daha. Belki 7 falandır. Bir saat falan uyumuşum herhalde. Şimdi diyorum ki çikolata falan alsak marketten. Bir şey yapsam böyle. Brownie. Ne diyorsunuz bakalım. Sanki böyle rüyamda tatlı görmüşüm gibi oldu. Kalkar kalkmaz hemen brownie yapmaya karar verdim. Ama aslında öyle değil. Yapmadan önce Melih'le bir görüntülü konuşmuştuk. Orada dedim ki acaba dedim ben de evde tatlı mı yapsam. Aklımdan da beyaz çikolatalı brownie geçiyordu açıkçası. Özlemiştim yani. Çok eskiden yapmıştım.
Şimdi o yüzden yapmak istiyorum. Migros hemen de indirim var. Oraya bakacağım şimdi. Ona göre siparişimi vereceğim. Şimdi evdeki malzemelere bakıyorum ne var ne yok diye. Bu arada dudağımı soracak olursanız ben sürekli dudağımı yiyorum arkadaşlar. Böyle kopartıyorum daha doğrusu. Özellikle böyle stresli dönemlerimde ki bu sıralar gerçekten stresli bir dönemden geçiyorum. Hem zaten ülke olsun hem de benim özel hayatımda da bazen sorunlar oluyor. Özel hayatım dediğim Melih'le olan şeylerden bahsetmiyorum. Genel anlamda. Evet, siparişim geldi. Şöyle bir bitter çikolata aldım. Beyaz çikolata 2 tane aldım. Arasına koyacağız. Bir tane sütlü çikolata aldım. Bunları ikisini eriteceğiz. Birazdan tarifte görürsünüz. Bir de kakao aldım. Hadi bakalım tarifimize geçelim. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi bunları tereyağda benmari usulü eriteceğiz. 2 yumurta, kakao, bizim tereyağımız var böyle. Bir de un ve toz şeker getireceğim ve yapmaya başlayacağız. Şimdi tereyağını koyup eriteceğim. Bir de birazcık tereyağı koyacağım. Ama benmari usulü eritmeme gerek yokmuş. Öyle hatırlıyordum ben. Aslında öyle de oluyor da. Tereyağı eritip üstüne çikolataları atıp karıştıracağım. Biraz da tereyağı almak istiyorum. Lezzet versin diye. Evet, şimdi böyle tereyağı eritiyorum. Gösteremiyorum size ama dökülecek. Biraz altını kısalım. O sırada çikolatalarımı atacağım. Çikolatalarımı eritiyorum. Evet, böyle karıştırıyorum. Su bardağı toz şeker ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Thank you.
çikolatayı biliyorsun. Ayırmıştım çikolata.